Elimi bıraktı babam. Karayolun toprak yolundan mezarlığa doğru yürüdük yine. Sakin, 12 hanelik evin bulunduğu dağlar içindeki mahalledir. Başında kahverengi serpuşu, kısa paltosu, gülümseyen yüzüyle yanımda o hayran olduğum adam. Tekrar geçtik o topraklı yollardan. Elimi tutmuştu babam. Şimdi daha iyi anlıyorum. Korkulan tavşan yavrularının min bir zıplayışta yuvalarına kaçtıklarına. Yaratmışların uçsuz bucaksız gökyüzünde dolanır. Ama akşamları niye aynı ağaca döndüklerine. Aidiyet duygusu çoğu zaman bir adres verirler bize. Korktuğumuzda döneriz. Uçup döneriz. Ve insanoğlunun en iyi bildiği adrestir o. Baba ocakları. İşte ben 7 Haziran 2006'da adresimi yitirdim. Ne zaman uçup yorulsam, ürküp korksam, sığınmak istesem, ait olduğum dizinin dibinde dönmek istesem, babam vardı, o bilge adamı. Aidiyet duydum, bir cenaze töreniyle birlikte bir köy mezarlığında kaldım. Ve kuşlar kadar özgür olup uçmanın, tavşan yavruları kadar mutlu olmanın garantisini arkamda bıraktığımı o mezarlıktan ayrılırken anladım. O zaman hayallerle yetiniyor insan. İşte o eski siyah beyaz film makarasını yeni baştan takıyorum göz kapaklarıma. Elimi tutuyorum babamın. Arada bir eğilip yüzüne bakıyorum. Sohbet ediyorum. Bol bol. Biraz temkinli ama hayran. Ama bitmiyor hasretim. Yanımda o güler yüzlü bilge adam. Bu sefer, evet bu sefer arkasından ağladım. İlk kez elimi bıraktı babam. Artık yalnızdım. Şimdi ise hayallerimde peşinde yürüyorum. Rahmet ve mağfiret diliyorum.